Kahramanmaraş ve Türkiye'deki kuyumcular için gerçekten pandemi sonrasında özellikle kuyumcu imalathaneleri kapasitesinin üstünde bir çalışmayla sonlandı. Sezonu tamamladık. Kahramanmaraş biliyorsunuz altın imalatında yani takı imalatında İstanbul'dan sonra en büyük üretim merkezi. Artık Kahramanmaraş bir cazibe merkezi oldu. Artık dünya da tanıyor. Bu üretimimize bu aslında bunun büyük bir katkısı oldu. 2021 yılında pandeminin de etkisiyle 9 tona kadar düşen üretim kapasitemiz 2022 yılında insanların toplantılarını, özel günlerini, düğünlerini ve özellikle de Avrupa'da yaşayan gurbetçilerimizin ülkemize gelip düğünlerini burada yapmaları, takı ihtiyaçlarını Türkiye'de karşılamaları, bu bir anda üretim kapasitemizi 2022 yılında 20 tonun üzerine çıkarttı. Küpe, yüzük, gerdanlık, kolye, bilezik türü ürünler üretildi. Bu da aslında bizim 10. ayda, 9. ayın sonuna doğru iş potansiyelinin düştüğü sektörümüzde bugün itibarıyla 12. aya kadar süren bir iş hacmi oluştu. Firmalarımız gece gündüz 12. aya kadar çalıştılar. İnşallah bundan sonra 2023 içinde yeni kreasyonlarını, yeni ürünleriyle ilgili hazırlıklara başladılar. 2023 için kendi donanımlarını ve altyapılarını hazırlıyorlar şu anda. 6.000 civarında Altınşehir'in içinde çalışan kalifiye elemanımız var. Bu da Kahramanmaraş ekonomisine ciddi bir şekilde katma değer sağlıyor. ...2022 pandemiden çıktığımız için biraz daha verimli geçti. Yani hem üretim açısından, hem toplantıların satış açısından, hem genelde vitrinlerin satış açısından 2022 iyi geçti bizim açımızdan. Kahramanmaraş'ta üretilen takılarımız birçok şehrimizde rağbet görüyoruz. Ya yani bu doğudan batıya kadar, Edirne'ye kadar, bütün illere kadar servis yapılıyor. Yurt dışında da 21 olarak, 22 olarak rağbet görüyor. Yani birçok ülkeye de gidiyor. Yeşil takıyor. Ben zor giremiyorum.